Kıymetli kardeşlerim, bu oturumda da namaz kahramanlarının, günümüzde namazı yaşayanların birkaç örneğini sizlere arz edeceğim. Hani Kur'an'da Yüce Rabbimiz peygamberlerin, salih kulların hayatlarından bize haber verince, bugün günümüze taşımaya çalıştığımızda onlar peygamberdi deyip işin içine sıyrılanlar görürsünüz. Sahabenin hayatından örnekler verildiğinde ben de sadece iki tanesini size arz edeceğim. Onlar sahabeydi. Onlar kim, biz kim diye işin içine sıyrılır çıkarız. Halbuki hepimiz de biliriz ki iman ettiğimiz kitaba gönül verenler, öncülerin yolunu izleyenler, Rabbimizin onlara ikram ettiklerini biz de bugün, bugünümüzde o ikrama mazhar olabiliriz. Yeter ki o izi sürebilirim. İşte bugün bunlardan sizlere birkaç örnek arz edeceğim bu oturumumuzda. Arkadaşlar, biz namaz gönüllüleri olarak 6 yıl önce yola çıktığımızda, Abdullah Hocam da herhalde ilk akşam hatırlatmıştı bizlere, 3 hedef belirlemiştik. Birincisi, namazını kılamayanları nasıl namazda buluşturabiliriz? İkincisi, namaz kılan bizler sevgili Peygamberimizin kıldığı gibi namazlarımızı nasıl kılabiliriz? Çünkü namaz kılan bizlerin de huşu ve tadil erken problemi var. Bugün kıymetli kardeşlerim, insan biraz da böyle bu işlerle ilgilenince kendi namazımızı da mercek altına alıyoruz. Çevremizde de ister istemez gözümüze takılıyor. Bakıyorum böyle camide sünnetler vesaire kılınırken, acaba sevgili Peygamberimizin huzurunda olsaydık, kaçımızın namazı tadili erken bakımından sevgili Peygamberimizden olur alırdı? Yoksa kaç defa bize o namazı doğrusunu kılıncaya kadar tekrar mı ettirirdi? Ki huzurunda namaz kılan bir sahabesine 3 defa tekrar ettirmiş de olmadı deyince, ya Resulallah benim bildiğim budur diye acziyetini dile getiriyor ve sevgili Peygamberimiz ona tadili erkanı öğretiyor. Ve biliyorsunuz 3 mezhebimizde tadili erken farz, en hafifi Hanefi mezhebinde vacip. Vacibin terkinden dolayı da sehiv secdesi gerekiyor. Herhalde Faruk Beşer hocam da var mıydı programda? Mesela o da itiraf etmiştir, kitabında da var. Ben bugün tadil erken şartları yerine gelmediğinden dolayı birçok camide teravih namazı kılmıyorum diye beraber katıldığımız programlarda söylemişti. Abdurrahman Dilipak abinin de yine güzel bir itirafı var. Arkadaşlar dedi, bizim bu toplantılardan kim ne kadar istifade ediyor bilmiyorum ama bizim kendi istifademiz oldu demişti. Hayırdır abi? Yine bu salonda yaptığımız bir toplantıda. Dedik arkadaşlar, biz gazeteciler, biraz böyle öteler, biraz beriler ortada buluştururduk namazları. Tadili sünnetleri kırpar, tadili erkandan biraz kırpardık. Ama bu çalışmalardan sonra namaz çalışmalarının içinde bulununca kendi namazlarımızı mercek altına aldık ve gözden geçirmeye başladık. En azından şimdi daha vaktinde kılmaya çalışıyorum. Böyle zaman zaman aradığımda namaz polis arıyor bizi der. Ondan sonra bak kıldım bir namazı, diğerini de bekliyorum falan diye latife eder. Arkadaşlar, kendi namazlarımızı gözden geçirmeye başladık. Üçüncüsü de namaz bilinci oluşturmak. Yani namazın inşa edeceği, ihya edeceği bir nesil oluşturmak. İşte bugün niçin namazdan sonra nasıl bir namaza efendim bir örnek olsun diye kıymetli kardeşlerim, Urve bin Zübeyr rahmetullah radıyallahu anh'ın bir namazı. Kıymetli kardeşler, Urve bin Zübeyr Hazreti Ebubekir'in torunu. Urve bin Zübeyr efendimiz ayağında kesilecek kangren olmuş. Uyuşturucu verelim. Yok diyor, Allah'ın haram ettiğiyle olmaz. Şunu yapalım, olmaz. Güçlü delikanlar tutsun, ayağını öyle keselim. O da olmaz diyor. Yani ben nefsim hususunda size yardımcı olacağım. Peki nasıl olacak? Ben namaza durayım. 2 rekat namaz kılayım. 2. rekatta secdeye vardığımda iyice vücudumu sakinleştiğini görürseniz, işte o zaman siz görevinizi yapabilirsiniz diyor. Arkadaşlar, şimdi empati yapmaya çalışıyorum. Böyle ayağımıza bir diken bassa, dikenin çıkarılması için böyle bir şey teklif edilse, değil mi? Yani bütün aklımız, fikrimiz o acımızın olduğu yerde olur. Urve bin Zübeyr namaza durmuş. 1. rekatını, 2. rekatını kılmış.
İkinci rekatın secdesinde tam tarif ettiği gibi sakinleşince vücudu, efendim, hekim neştere vurmuş, ayağını kesmiş. Tam ayağının kesildiği zaman da Urve bin Zübeyir'in secdede dilinden dökülen cümleler şunlar. La ilahe illa ente. Radıytu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyen ve resule. Rab olaraktan Allah'tan razı oldum. Peygamber olarak Muhammed aleyhisselam'dan razı oldum. Din olarak da İslam'dan razı oldum. Allah'tan başka ilah yoktur derken doktor ayağını kesmiş. Namazdan sonra Urve bin Zübeyir'in ayağını vermişler eline. Ey Urve, işte bu senin ayağın. Bundan sonrası da çok hoşuma gidiyor. Urve bin Zübeyir arkadaşlar eline almış ayağını, ayağıyla konuşuyor. Ey ayağım diyor. Bugüne kadar seninle hiç harama adım atmadım. Geceleri ne kadar secde ettiğimi de Rabbim biliyor. Hadi götürün bunu defnedin diyor. Bir kardeş de demiş ki, ey Urve ne mutlu sana. Ayağın senden önce gitti cennete deyince, vallahi beni bundan daha güzel bir sözle efendim tezkiye eden olmadı diyor. Efendim şimdi onlar böyle namaz kılmış. Ya oho, o sahabeydi. Ya da o ilk neslin efendim işte insanıydı. Onlar kim, biz kim? Arkadaşlar aynı kitabın talebeleri değil miyiz? Aynı Kur'an bugün bizim de elimizde değil mi? Aynı peygamberin ümmeti değil miyiz? Aynı peygamber sünnetiyle, hadisiyle sallallahu aleyhi ve sellem yaşamıyor mu içimizde? Peki biz onların izinden gittik de, onların yolunu izledik de Allah bize ikram etmedi mi? Hakaret etmeyeceğiz. Yüce Rabbimize efendim faturayı çıkarmış oluyoruz. Kıymetli kardeşler, işte bunlardan birkaç örnek. Namaz toplantılarına yeni başlamışız. Daha efendim 5. 6. program. İstanbul'da Sultanbeyli'de bir programa gidiyoruz. Sultanbeyli'ye gittik. Efendim daha acemiyiz. Yol yordam yeni öğreniyoruz. Kıymetli kardeşler, Sultanbeyli'de efendim bir düğün salonunda bizi takip eden bir hanım ablamız organize yapmış. Bayağı da güzel katılım var, 1000'in üzerinde. Efendim merdivenlerden yukarıya çıktım. Tam salonun girişine, yine burada salonda olduğu gibi ikinci ya da üçüncü katta bir düğün salonuydu. Kıymetli arkadaşlar, salonun girişine yaklaştım. Bir grup genç kızımız bekliyor. İçlerinden birisi, aha dedi, hoca geliyor. Öcü görmüş gibi, aha hoca geliyor deyince diğerleri de döndüler, baktılar. İçlerinden birisi ortaya atıldı. Hocam, ne anlatacaksınız bu gece? Lavaboylu mu lavaboylu? Elini ağzını ya konuşan bir kardeşim. Dedim ki namaz anlatacağız kızım. Aha, namaza kadar dedi. Bu arkadaşlar zorla getirdi beni buraya. Ben Allah'a inanmıyorum ki. Arkadaşlar bu cümleyi o güne kadar hiç duymamıştım, biliyor musunuz? Ne diyeceğim, nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım, kanım dona yazdı. Adın ne kızım? Söyledi adını. Şimdi kayıt ediliyor, incinmesin diye söylemeyeceğim. Peki ne iş yapıyorsun? Lise son sınıfta öğrenciyim. Vay be, benim ülkemde lise son sınıfa gelmiş bir öğrenci kardeşim ağız dolusu ben Allah'a inanmıyorum ki diyor. Kızım, belki anlatacaklarımız bu gece sana ağır gelecek. İçeriye gir. Söz veriyorum sana, programdan sonra istediğin kadar konuşalım. Ama içeridekiler bizi bekliyorlar. Daha fazla bekleme zamanım yok. İşte rica ediyorum. Bak, buraya kadar gelmişsin. Beğenmesen çıkar gidebilirsin ama senin özel görüşmek istiyorum. Dedim, içeriye fırladım. İçeriye girdim ama aklım kaldı dışarıda. Kızımız içeriye girdi mi girmedi mi bilemiyorum. Salonda kalabalık olduğu için bir de düğün salonu pek böyle seçemiyorum. Program, bizim konuşma biter bitmez fırladım dışarıya ki kızımızla buluşalım, belki bir faydamız olur diye. Arkadaşlar sağa baktım, sola baktım ama çoktan gitmiş. Ayağımıza kadar gelen kardeşimizi maalesef kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Ne soyadını biliyorum. Ne okulu var, ne telefonu, ne de şimdiki gibi o zaman sosyal medya böyle yaygın. Sosyal medyadan arayıp bulalım. Yapacak bir şey yok. Programlarda yaşadığım farklı olayları eve gelince de anlatıyorum. Hanımefendiyle, çocuklarla paylaşıyorum. Onlar da aynı heyecanı paylaşsınlar diye. Bugün de beraberiz. Burada derse yine birlikte geldik. Kıymetli kardeşlerim,
Hanım dedi ki ya keşke girmeseydin içeriye. O kızımızla ilgilenseydin belki daha faydalı olurdu. Bazen insanın basireti bağlanıyor, beceremiyoruz. Aklıma gelmedi işte. Yani keşke hocalarımız konuşsaydı olurdu. Yapacak bir şey yok. Aradan geçti bir 40-45 gün ne kadar tam hatırlamıyorum. Bir başka cemiyetimiz tekrar o bölgeye davet etti. Yolda giderken birden o kızımız düştü gönlüme. Dedim ya bu geçen burada böyle bir yolunu şaşırmış kardeşimiz vardı. Acaba bugün de gelir mi? İsmimizi, cismimizi duyar da. Gelirse buna nasıl yardımcı olabilirim? Nereden başlayabilirim? Şimdi kendi içimde program yapıyorum ama program yapan zaten yapmış programı. Sordum arkadaşlara program nerede? Filanca salon dediler. Aa, tam da geçenki programı yapıldığı salon. Güzel tevafuk. Acaba geldi mi gelecek mi? Heyecan dorup da salonun olduğu yere geldik. Merdivenlerden çıkıyoruz yukarıya ama kalbim atışları bile iyice hızlandı. Baya böyle bana bir şey geldi. Çıktım yukarıya arkadaşlar. Bir de ne göreyim? Kızımız ve arkadaşlar tam kadro bekliyor yine. Hocam tanıdınız mı beni dedi. Hiç unutmadım ki kardeşim o günden beri içimde kanayan bir yarası. Hocam biliyor musun dedi ben o gece içeriye girdim. Sizi dinledim, hocalarımı dinledim. İlk defa böyle bir ortamda bulunuyorum. Sizi dinlerken öyle güzel duygular coşup geldi ki içimden gözyaşlarımı tutamadım. Gözyaşlarım hıçkırığa dönüşünce etrafımdakileri rahatsız etmeyeyim diye fırladım kaçtım diyor. Evde ne annem namaz kılıyor ne babam. Din dersinde öğretmenimin anlattıkları hatırıma geldi. Hatırlayabildiğim kadarıyla bir abdest aldım, odama geçtim, kapıyı kilitledim, serdim seccadeyi. Açtım ellerimi. Allah'ım özür diliyorum senden. Bugüne kadar yaptığım edepsizliklerden dolayı senden özür diliyorum. Sen bize ne kadar yakınmışsın. Sen bana benden daha yakın olduğun halde ben seni görmezlikten gelmişim, affet beni, tut ellerimden. Kaçak kulun geldi, tut ellerimden dedim. Hem ağladım hem namaz kıldım. Ne kadar kıldım, nasıl kıldım hatırlamıyorum ama uyuyakalmışım diyor seccadenin üzerinde. O gece benim doğum gecem oldu. O geceden beri hiç terk etmedim namazımı dedi. Kızım Allah mübarek etsin. Ya bu gece bomba haberiydi bu. Heyecandan içime sığmıyor şimdi de. Hocam dedi bu namaz ne muhteşem bir şeymiş. Hayırdır kızım? Hocam dedi geçimsiz, sevimsiz, agresif birisiydim. Namaz kılmaya başladım, huzurla doldum. Kendime geldim, daha böyle sevimli, geçimli bir hal aldım. Rabbim de bana lütfetti. İki defa da rüyamda namazın öğretmeni sevgili peygamberimizle buluştum dedi. Kızım, Allah namazını da rüyanı da mübarek etsin. Al şu cep telefonu numarasını. Kafana takılan bir şey olursa biz yengenle 24 saat emrindeyiz. Aradan geçti 2-3 ay aramadı bir daha ama gönlüm rahat. Bir kardeşimizi daha Rabbimiz bizim elimizde kurtarmıştı. Aradan 2-3 ay geçti. Bir gün tanımadığım bir numara arıyor. Abdullah Yıldız abiyle beraber Umran dergisinde bir toplantı halindeyiz. Hocam dedi beni tanıdınız mı filanca? Sizin ektiğiniz namaz tohumu. Unutmadım kızım hatırlıyorum. Hocam dedi müsaitseniz ziyaretinize geleceğim. Hay hay. Meğer kızımız liseyi bitirmiş arkadaşlar. Güzelce başını örtmüş. Kur'an öğrenmek için bir hocamdan ders almaya başlamış. Bugün de bizi ziyarete geliyor. Elinde bir demet çiçek. Hocam ben sizin ektiğiniz namaz tohumuyum. Allah sizin sayenizde Rabbimle buluşturdu beni. Elhamdülillah namazıma devam ediyorum. Şimdi de hayat kitabımız Kur'an'ı öğrenmeye başladım. Sizden istirhamım ne olur hocam dedi dua edin. Annemle babamı da Rabbimle buluşturmaya çalışıyorum. Özlem dirildi, şimdi diriltmeye çalışıyor. Salih kul olmak yetmez, muslih kul olmak lazım demişti bir hocamız. Bir başkası onu daha güncellemiş. Pasif Müslüman olmak yetmez, aktif Müslüman olmak gerekir diyor. Kıymetli kardeşlerim, o kızımız annesinin babasının Rabbi ile buluşması için dua isterken, hocam ne olur dedi, durmayın. Sizi bekleyen şu toplumda niceler var benim gibi yolunu şaşırmış, Rabbini unutmuş. Ne olur hocam durmayın diyordu. Kıymetli kardeşler, o söz
6 yıldır kulağımda çınlıyor. Tekirdağ'a gittiğimizde paylaşmıştım o kızımızın öyküsünü de. İlk defa böyle bir toplantıya katılıyorum diye Photoshop'la ile geldi. Topuk Kadastro'dan yeni emekli olmuş bir hanımefendi. Abdullah abi, Cemil abi, üçümüz beraberiz. Ahmet Bey dedi, niye gelmiyorsunuz buralara? Buralar çorak bölgeleri. Bak ben 45 yaşındayım, yeni emekli oldum. Bir arkadaşın mesajıyla buraya geldim. Buralar çorak bölgeler, niçin buralara öncelik vermiyorsunuz? Diye o da feryat ediyor. Alın size bir de Hakkari'den örnek. 3 yıl önce arkadaşlar, Hakkari'ye gittik. Bendeniz, Ramazan Kayan hocam ve Hasan Hafızoğlu hocam. Terör örgütünün eylemleri var. O günlerde yine sıkıntılı o bölgemiz. Arkadaşlar dediler ki hocam bütün Türkiye bitti de Hakkari'ye mi geldi sıra? Yani orası da eksik kalsın. Canınıza mı susadınız? E mübarek orası bizim memleket değil mi? Orası bizim toprağımız değil mi? Sen gitmeyeceksin, ben gitmeyeceğim. Kim gidecek? Gidiyoruz. Eğer öyle bir şey olursa Rabbimiz şehadetle taçlandırmış olur. Bundan daha büyüğü de var mı? Gittik arkadaşlar. Tek giriş çıkış olan kocaman bir köy Hakkari. Van'a indik. Van'dan sonra karayoluyla Hakkari'ye vardık. Gerçekten sıkıntılı. Arkadaşlar A4 kağıtla fotokopiyle duyuruyorlar programı. Yani dışarıya çıkma yasağı var. Acayip bir yer. Arkadaşlar buna rağmen arkadaşlar gittiğimizde kapalı spor salonunu doldurmuşlar. Yaşlılar anlamıyor Kürtçe bilmediğimiz için. Ama İstanbul'dan hocalarımız gelmiş diye bizi görmeye gelmişler arkadaşlar. 2 saat, 3 saat boyunca bizi belki anlamadılar ama bizi seyrettiler o yaşlılar. Çocuklar pür dikkat, o küçücük çocuklar bile arkadaşlar oturdular böyle ağzımızdan çıkanı sayıyorlar. Program bitti. Arkadaşlar Türkiye'de başka yerde yaşamadığımız enfes bir manzara. Teşbihte hata olmazsa hani görürsünüz televizyonda ya da gittiğinizde şahit olmuşsunuzdur umrede vesairede. Hani insanlar namaz kılınca Hacer-i Esved öpmek için nasıl hücum ederler? Aynen öyle. Konferans biter bitmez dört taraftan etrafımıza bir saldırdılar ki hocalara dokunalım diye. Aile Avrupa'daki en büyük problemlerden bir tanesi şu anda Türkiye'de de olduğu gibi aile problemleri. Aile problemleri üzerine konuşuyoruz. Baktık fikirler de uyuşuyor. Çözüm önerileri harika. Gülseren Bacı gel bunu kitaba dönüştürelim dedik. Olur hocam dedi. Hadi ben konferansa gidip gelinceye kadar sen çatıyı kur. Efendim ana başlıkları hazırla altını birlikte dolduralım. Kıymetli arkadaşlar. Gülseren Bacı'yla aşkın ev halini hazırlamaya başladık. Aynı başlıkları ben erkek gözüyle yazacağım. Sen de hanım gözüyle yaz. Aynı başlıklara iki bakışı bir arada buluşturalım diye yola çıktık. Ve kıymetli kardeşler aşkın ev hali kısa bir zamanda dünyaya geldi ve elhamdülillah çok tatlı bir kitap oldu. 2 gündür Avrupa'dayım. Avrupa'da cumartesi günü Avusturya'da 2-3 programımız oldu. Dün pazar günü de Almanya'da yine 2-3 program vardı. Bu sabah Almanya'dan Türkiye'ye işte sizin program için buraya geleceğim. Havalimanından indim, telefonu açtım. Oradaki bir kardeşimiz mesaj yazmış. O mesajı paylaşmak istiyorum sizinle. Gülseren Gümüş söyleyecek sözü vardı. Bizi şahit kıldı. Allah şehadetini kabul etsin. Allah rahmet eylesin. Bugün sabah 9-10 sırasında hayata gözlerini yumdu diyemeyeceğim ama açıkta diyor. Gülseren kardeş 2 gün önce Almanya'daki programa gelecekti. Gelmedi, ben de merak etmiştim niye gelmedi diye. Hayatımda arta kalan kıpırdayışların hakkını vermeye çalışıyorum hocam diyen Gülseren kardeşim. Nefes bile alamadığı için gece oksijen tüpüyle yatıyordu kardeşler. Bu sabah hastanede Rabbine yürümüş. Gülseren bacıya dedim ki Gülseren kardeş hayatını yaz. Bana engellilerle ilgili bir çalışma yapıyorum yardımcı ol. Olmaz hocam çok teklif oldu ama olmaz. Etme kızım yaz. Gülseren kardeş tamam hocam dedi, senin hatırına yazacağım. Yazmaya başladı. Arta kalan kıpırdayışların hakkını vermeye başlıyorum diyerek.
Kıymetli kardeşler, kitap bitirdi. Duvarları aşmak diye. İlk önce engel duvarıydı. Çıra'dan çıkmıştı. Son olarak duvarları aşmak diye nesil yayınlarından çıktı. Mutlaka okuyun. Gülseren Bacı bugün Rabbine yürüdü. Ama arkasında öyle güzel eserler bıraktı ki. En son bir hafta önce yaptığımız görüşmede Gülseren Bacı'nın derdi şuydu. Avrupa'daki Müslümanların çocuklarına Avrupa'yı entegrasyon adı altında asimile edebilmek için kıymetli kardeşlerim şiddet uyguladığında çocukları alıyor ve o çocukların ne kadar sapık varsa onlara teslim ediyor. Hollanda'da lezbiyen bir aileye güya efendim çocukları Müslüman Türk çocuklarını efendim sapık cinsel sapıklara teslim ediyorlar. Çocuklar onları güya koruma altına çekmiş. Her tarafı koruma olsa ne olur? Gülseren Bacı'nın en son çalışması da buydu arkadaşlar. Buradaki Müslüman ailelerin çocuklarına nasıl sahip çıkabiliriz diye kendisi bakıma muhtaç. Hiçbir ihtiyacını göremeyen bu kardeşimiz imanın verdiği güçle, kuvvetle Avrupa'nın göbeğinde zamanın sahabesi olarak çalışıyordu. Hala bahane uydurabilir miyiz dersiniz? Alın size bir örnek daha. Bunu da Sivas'ta yaşadık. Senayi Demirci abiyle beraber bir günde Sivas'a gittik. Sivas'a geleceğimizi duyanlar elhamdülillah ilgi göstermişler. Her programda olduğu gibi Sivas'ta da salon lebalep dolu. Emniyet mensubu arkadaşlar kapıyı kapatmış. İzdihamdan millet ezmesin birbirini diye. Müftü Efendi 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir programı yarım saat önce başlatıyorum dedi. Sözü uzatmadan verdi bize. Arkadaşlar, güzel bir geceydi. Duvarlar bile terliyor yoğunluktan, bir Allah'ın kulu dışarıya çıkmıyor. Program bitti. Kitaplarımızı imzalıyoruz arz eden kardeşlere. İmza atmaktan kolum yoruldu bir ara. Ne kadar var geride diye şöyle kafayı kaldırıp baktım. Kuyruk devam ediyor ama sırada bekleyen tekerlekli sandalyede bir kızımız var. Biraz dinleneyim diye öndekilerden müsaade istedim. Davet ettim, geldi yanımıza. Adın ne kızım dedim, Fatma. Hayırdır Fatmacığım, doktor değilim ama merakımı bağışla. Rahatsızlığın nedir? Hocam dedi, kas erime hastasıyım sizin anlayacağınız. Televizyondan duydum geleceğinizi. Annemden rica ettim, bir taksi tutarak getirdi beni buraya. Ben ilkokula giderken düşmeye başladım. Liseye giderken yürüyememeye, şu anda tamamen annemin bakımına muhtaçım. Biraz konuştuk, dertleştik. Tabii vakit geldi, kızımızı uğurladık köyüne. O gece kaldık Sivas'ta. Sabah namazını kılmak için otelimizin yanındaki camiye gittik ki Paşa Camii'ymiş. Namazımızı kıldık. Caminin imamı Ergün Hocam, hocam vaktiniz var mı dedi, bir çorba içelim hem de muhabbete vesile olur. Hay hay. Çorba bahane. Gittik, çorbamızı içtik, muhabbet ediyoruz. Senayi abinin bazen böyle enteresan teklifleri olur. Ahmet Hocam dedi, gel gel. Bak da, daha uçak saatine var. Kendimize bir iyilik yapalım. Ne yapacağız abi? Hani dün gece köyden gelen engelli kızımız var ya, ona ziyaret yapalım, gönlünü alalım, duasını alalım. Allah gönül yapanları sever. Casip bir teklif. Hani buyuruyor ya sevgili Peygamberimiz hadisi kutsiyede, ey kulum ben hastalandım, beni ziyaret etmedin diyecek Rabbimiz. Ya Rabbi Subhanallah, sen hastalanmaktan, ihtiyaç duymaktan münezzehsin. Seni nasıl ziyaret edebilirdim? Ey kulum senin tanıdığın filanca hastaydı, ziyaret etseydin beni ziyaret etmiş olacaktın diyor ya. İşte tamam abi, hay hay gidelim. Hoca efendi dedi ki neyle gideceksiniz? Tutar taksi gideriz. Biz götürelim, sizin mezun arkadaşımızın aracı var. Canımıza minnet. Onlar organize yaptılar. İki onlar, iki de biz. Dört kafadar sabahın seherinde çıktık yola. Bazen gönül gözü kör olanlar sabahın körü diyor arkadaşlar. En bereketli vakittir sabah namazından sonra. Sefa Saygılı abiye soruyorlar. Hocam siz bu kadar koşturmanın arasında ne zaman okuyorsunuz, ne zaman yazıyorsunuz? Sabah namazından sonraki o iki saatte diyor yaptığım çalışmalarla bunları elde ediyorum. Sabahın en bereketli vakti arkadaşlar. Sabahın seherinde nurunda Fatmaların köyün yolunu tuttu. Köye vardık. Köyün girişinde sorduk birkaç kişiye. Aha şu karşıdaki ev dediler ama sabah sabah bu yabancıların ne işi var burada diye merakla bakıyorlar.
Onlar şaşkın şaşkın, baka dursun biz Fatmaların evin bahçesinde vardı. Bir de ne görelim. Fatma kardeşimiz annesi inekleri sağmış, elinde bir kova sütle çıkageldi. Kıymetli arkadaşlar, bizi görünce aa hocalarım gelmiş, ne güzel sürpriz. Niye akşamdan haber etmediniz, hazırlık yapardık size. Bacım biz ziyafete gelmedik, o işi zaten hallettik çoktan. Müsaade varsa Fatma'yı ziyaret edip duasını alacağız. Ah hocam dedi, ne kadar da mutlu olacak şimdi. Siz burada bekleyin, ben bu sevinçli haberi vereyim Fatma'ya dedi. Fırladı gitti içeriye. Şimdi Fatma'nın yerine koyun bakalım kendinizi. 10 yıldır dört duvar arasında yaşıyorsunuz. Emsalleriniz evlenmiş, yuva kurmuş, siz ölümü bekliyorsunuz. Arkadaşlarınız bile unutmuşlar sizi. Kaderinize baş başa kalmışsınız. Ya duvarı, tavanı seyrediyorsunuz ya duvarı. Böyle bir anda sevdiğiniz birisi çıkar gelse ne yaparsınız? Herhalde dünyalar sizin olur değil mi? Biz onu düşüne duralım. Fatma'nın anacığı kapıda göründü. Hocam buyurun dedi, Fatma sizi bekliyor. Tek katlı bir köy evi. Girdik içeriye. Fatma köşede yatağının üzerine oturmuş, bizi bekliyor. Sabah sabah rüya görmüş gibi kapıda bizi görünce Fatma'nın gözünden yaşlar süzülmeye başladı ama bir taraftan da tebessüm ediyor. Hem ağlıyor hem tebessüm ediyor. Arkadaşlar, sevinç gözyaşının ne kadar güzel bir şey olduğunu ben o gün Fatma kardeşte gördüm. Bir de demez mi? Hocam biliyordum geleceğinizi. Çünkü ben Rabbimden istemiştim sizi evimizde misafir etmeyi. O beni kırmadı, sizi buraya gönderdi ya, hamdolsun deyince bir anda cenaze evine döndü. Herkes ağlıyor. Anası, babası, ninesi, dedesi. Baktım Senay abi çoktan katılmış kervana, iki göz iki çeşme, yürek varsa dayansın. Biraz ortamı yumuşatmak için Fatma'ya şöyle havadan sudan gelişi güzel sorular soruyorum. Fakat o da ne arkadaşlar? Fatma kardeşe ne sorduysam Kur'an'dan bir ayetle cevap vermez mi? Fatma Kur'an'la konuşuyor. Kur'an'dan ayet hatırlayamazsa bir hadise şerif patlatıyor. Fatmacığım, Kur'an'la olan bu muhabbet nereden geliyor dediğimde, hocam dedi, benim en sadık dostum kitabımız Kur'an. Sizin gibi elimde derman yok, tutamıyorum kitabımızı. Sıkıldığımda, bunaldığımda anacığımdan rica ediyorum, önüme bir yastık koyuyor. Yastığın üzerine kitabımız Kur'an, ben sadece sayfaları değiştirebiliyorum. Niyet ettim ölmeden önce 99 Esma-i Hüsna için 99 hatim indirmeye. Hem de bizim gibi okumuyor Fatma, okuduğu her ayette Rabbim bana ne diyor diye mealiyle beraber okuyor arkadaşlar. En son aldığı Kur'an mealinde de Ali İmran suresine gelmiş. Ay canım Rabbim, bak bak hocam diyor, ne diyor? Ayetler okurken böyle okuyor hepsine. Birkaç kare fotoğraf çektik, müsaade isteyip ayrıldık ama gerçekten ziyarete değmişti. Pazartesi akşamı o zaman Hilal Televizyonu'nda canlı yayın var. Fatma'ya bir sürpriz daha yapalım, bir cevher bulduk ya. Telefonuna bağlayalım, canlı yayında Fatma'yı konuşturalım, Fatma'dan istifade edelim. Yönetmen arkadaşa verdim Fatma'nın telefonunu, resmini. Efendim, canlı bağlantı gerçekleşti. Fatmacığım canlı yayındasın. Biliyorum hocam dedi. Ben de sizi izliyorum. Kızım ne söylemek istersin, söz sende. Hocam dedi, bu gece bir sırrımı paylaşacağım sizinle. Hayırdır kızım? Biliyorsun engelliyim. Engelli olduğum için her gece neredeyse rüyamda ayağa kalktığımı görüyorum. Ayağa kaldıran Rabbime teşekkür etmek için hemen kendimi atıyorum seccadenin üzerine. Uzatabildiğince uzatıyorum kıyamımı, kıraatimi. Sonra nazlana nazlana rüküye varıyorum, secdeye gidiyorum. Secdeye gittiğimde bir de bakıyorum ki rüyaymış. Aynı rüyayı tekrar görür müyüm diye yatıyorum ama nafile ne olur. Ayakta durabilen büyüklerimden, küçüklerimden rica ediyorum, namazlarında tembellik etmesinler dedi, kapattı telefonu ama o gece de hepimizi perişan etti. Yaşar Alptekin ve Urfalı Aziz Hocam televizyonda misafirimizdi. Yayında hepimiz salyosumik gidiyoruz.
Birkaç gün sonra eşime dedim ki Kur'an'ın kızıyla tanıştıracağım seni. Bu kızımızın duasında yer ara. Aradık Fatma'yı. Fatma demez mi? Hocam iyilik mi ettiniz, kötülük mü bilmiyorum. Niye kızım? Hocam dedi, siz gelmeden kimseler sormazdı bu hasta kızın halini. Geldiniz köyümüze, evimiz ziyaret yakınına uğradı. Bir de televizyona çıkardınız, türbeye döndü. Gelenin gidenin hesabı yok. Ama korkuyorum Rabbimle arama girerler diye. Duydum ki hacca gidecekmiş. Ben de çok özledim dedi Kabe'miz. Efendimiz'i ziyaret etmeyi o kadar çok istiyorum ki ama bu halimle gitme imkanım yok. Kabarıp taşan duygularımı yazıya döktüm, mektuplarım var. Benim adıma götürür müsünüz? Bari mektuplarımla ziyaret edeyim. Ne demek, kızım şereftir bizim için. Sena'ya bir aradım. Dedim ki abi Allah sana mı nasip eder, bana mı? Fatma'nın mektupları var, götüreceğiz Efendimiz'e okuyacağız. Ne demek Ahmet kardeşim dedi, canla başla. O da o günlerde TRT ile haç belgeseli üzerine çalışıyor. TRT'deki arkadaşlara bahsetmiş Fatma'dan. Hatta telefon açmış, bir de konuşturmuş. TRT gibi demez mi? Ya bu kızı biz hacca götürelim. Gidemez ki tek başına. Annesi görüyor bütün ihtiyacı. Olsun, annesini de götürürüz. Yazılmamış, kurası çıkmamış. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bu kızı hacca götüreceğiz. Sübhanallah. TRT seferber oldu arkadaşlar, Fatma hacca gitsin diye. Fakat prosedür gereği haçtan sorumlu hocamıza Diyanet'te takıldı. Hocam olmaz dedi, kestirip attı. Neden? 800 bin kişi sırada bekliyor hacca gideceğiz diye. Bir de engelliler hacca gideceğiz derse biz bu işin içinden çıkamayız. O da haklı kendince. Fakat kıymetli kardeşler, Fatma dilekçeyi sağlam yere vermiş. Ol derse olduruveren Rabbe verince dilekçeyi kim durabilir önünde? Birkaç gün sonra bir haber aldık. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu hocam olsun dedi, bu da istisna. İmzayı bastı, Fatma gitti hacca. Benim bavul hazır. Televizyonda vedalaştık izleyicilerle. Haftaya hacca gidiyorum inşallah, hac dönüşü görüşürüz diye. Son anda vizeye takıldı. Ahmet Bulut kaldı, Fatma Tatlı gitti hacca. Kıymetli kardeşlerim, tabii Fatma hacca gitti, TRT çekti görüntüleri, belgesel yaptı, yılın belgesel ödülünü aldı. 3-4 yıldır TRT her sene hac sezonunda Fatma Tatlı Hac Yolunda diye belgeseli yayınlıyor. Birçok insan Kabe sevdalısı oldu, Kur'an sevdalısı oldu. Fatma Kabe'yi görünce aynen şöyle konuşuyor. Birçok bizim hacı şaşırır Kabe'yi görünce, nasıl dua edeceğim, hocam hangi duayı edeyim, neler yazayım filan. Oraya gidince de hepsini şaşırır. Fakat Fatma gayet rahat Kabe'yi görünce, Allah'ım ben geldim kulun Fatma diyor. Kabe'nin Rabbi ile konuşuyor Fatma. Kıymetli kardeşler, birçok yerde anlattım Fatma'yı. Kars'a gitmiştim bir yıl sonra. İl müftüsüydü o zaman Hasan Bahşiş hocam. Ben anlatıyorum, hocam ağlıyor. Ben anlatıyorum, hocam ağlıyor. Şimdi Muğla İl Müftüsü. Program bitti, Ahmet kardeşim devamını da benden dinle. Hayırdır hocam, siz nereden tanıyorsunuz? Kars nere, Sivas nere? Haçtaydın bu yıl dedi. Medine'yi Münevvere'de arkadaşlar bir efendim paket getirdiler. Ne olacak hocam, sakın açmayın demişler, sürpriz. Ne yapacağız? Grubumuzda engelli bir kızımız var, ona vereceğiz. Peki nerede? O şimdi Kuba Mescidi'nde. Fatma haccını yapmış, Efendimiz'i ziyaret etmiş, rüyaları bir bir gerçek olmuş. Şimdi Takva Mescidi'nde Kuba'da tekerlekli sandalyesinin üzerinde namazını kılıyor. Sevinç çığlıklarına çıkıyor, tabi olacaklardan habersiz. Çıkışta Hasan hocam Fatma'yı karşılıyor. Elinde paket, bak kızım Fatma diyor, bir de espri katarak. Sana sevgili peygamberimizin bir hediyesi var. Ne var hocam bunda, bilmiyorum kızım, sürpriz dediler, aç bakalım ne çıkacak. Tabii herkes meraklı, acaba ne var bunda diye. Fatma kontrol edemediği titrek ellerle paketi açıyor arkadaşlar. Açtığında bir de ne görsün? Kabe'nin örtüsünden bir parça. Efendimizin mescidinin cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurduğu mekanın yeşil seccadesinden bir parça. Zemzem ve hurma çeşitleri.
Fatma bütün bunları görünce unutmuyor nimet sahibini. Açmış tekrar ellerini. Allah'ım, sen benim gibi aciz, hasta bir kulunun ayağına hocalarımı gönderdin. Onları vesile kıldın, evinde Kabe'nde ağırladın beni. Yıllardır rüyamı süsleyen Efendimiz'i ziyaretle nimetlendirdin. Bir de bunlar, şimdi ben sana nasıl teşekkür edeceğim deyince, bu defa bütün kafileki göz iki çeşme. İman en büyük imkanmış arkadaşlar. Fatma, Kur'an'la bağını koparmadığı için, namazına engelini engel kılmadığı için Allah dünyadayken Fatma'yı haçla ödüllendirdi. Fatma kıymetli kardeşler hastalığının öğrenince iyice bunalıma girdiği bir dönemde Almanya'da yaşayan teyzesi Fatma'yı önce Kur'an'la tanıştırıyor sonra namazla tanıştırıyor. Fatma'yı bunalımdan intiharın eşiğinden Kur'an ve namaz kurtarıyor. Fatma'yı bu hale getiriyor. İhsan Atasoy hocam dedi ki, Moral Efendi, Ahmet kardeşim dedi, Fatma'yı yaz. 21. asrın doyumsuz insanına rol model olsun Fatma. Yazalım abi. Fatma'yı tanıyabildiğimiz kadarıyla hatırasını yazıyoruz. Ama dedi o mektuplar olmazsa kitap eksik kalır. Ne yapacağız? Aradım Fatma'yı, Fatma ver şu mektupları da kızım kitabı tamamlayalım. Olmaz hocam dedi. Niye? Hocam Rabbimle aramda olan bir sır. Kızım etme, eyleme. Yok, fırsat buldukça arıyorum Fatma'yı. Umre'ye gideceğim. Aradan 2 yıl geçti. Fatma'cığım ver şu mektupları. Bak sen de öleceksin, ben de öleceğim ama arkada bir sadaka-i cariye kalsın. Tamam hocam dedi. Meğer vakit gelmiş. Fatma gönderdi mektupları, kitaba dönüştü. Fatma dua engel tanımaz. Nesin yayınlarından çıktı. Kıymetli arkadaşlar, bilmiyorum o mektupları okurken yüreğiniz dayanır mı? Birçok öğretmen kardeşim çocuklara performans ödevi yaptılar okullar, performans kitabı yaptılar. Hocam ben mektupları tamamlayamadım bir şeyde diye efendim güzel itiraflar var. Elhamdülillah Fatma şimdi kitabıyla hizmet ediyor. Senayi abi de kitabın başına birkaç cümleyle not düştü. Yalanın ve boş sözün olmayacağı o yere gidecek olursam bir yanımda Ahmet Bulut, öbür tarafında Fatma tatlı olsun isterim. Dedim ki abi bu cümleyi yenge görürse seni eve sokmaz. Düzeltelim. Tamam. Yalanın ve boş sözün olmayacağı o yere gidecek olursam Ahmet Bulut ve Fatma tatlı da olsun isterim. Onlar yanında ne yalan duydum ne boş söz. İşte bu kitap orası cennet olası demiş. Kardeşimizin elinde görüyorum bir tanesinin elinde var oradaki. Kaldırabilir misiniz? Fatma bu kardeşimiz. Sevgili kardeşlerim, okuduğunuzda geçen gün bir kardeşim hocam diyor, bana boy aynası oldu. Ne kadar da Rabbime az şükrettiğimi fark ettim Fatma'yı okuyunca. Kur'an'la namazla halimi gözden geçirdim. Bana diyor boy aynası oldu, kendimi gösterdik. Demek ki bugün de olabiliyormuş arkadaşlar. Fatma bize ciddi bir rol modeli oldu. İşte birçok örnek daha sayılabilir ama bana ayrılan zaman da herhalde doldu. Bu akşamlık da bu kadarlıkla iktifa ederim. Allah bizi de zamanın Urve bin Zübeyirleri, Fatmaları, efendim diğerleri gibi eylesin. İnşallah sizler kıymetli kardeşlerim bu bayrağı daha ötelere götürün diyor. Hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Bir soru var. Bir kardeşimiz diyor ki, selamun aleyküm hocam. Çocuklarımıza namaz bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu sevdirerek ve gayrete getirerek gerçekleştirmek asıl hedefimiz. Onlarda bu bilincin oluşması kendi namazlarına dikkat etmeleri için bize tavsiyelerde bulunur musunuz diyor. Çekim yapılıyor değil mi? Neyse. Bir hocamız öyle derdi hani önceden 28 Şubat döneminde meşhur hocalarımızdan. Siz bunu okumadınız mı? Filanca kitabımda yazdım derdi. Biz de onu kitap olarak kaleme aldık. Çocuklarımıza namazı nasıl sevdirelim diye. Arkadaşlar, ne kadar hissederseniz o kadar hissettirebilirsiniz. En kestirme yolu. Biz
gönlümüz namazda, kulağımız ezandaysak, hayatımızın merkezine namazı ve ezan alıp ara boşlukları dolduruyorsak, çocuklarımız da korkmayın namaz kılacak. Ama biz reklam arasında namazımıza yer arıyorsak, bizim çocuklar da arada bir kılar hale gelecek. Birincisi bu. İkincisi, kıymetli kardeşlerim, en önemli nokta namazı kıldırmak değil, sevdirmek olmalı derdimiz. Severse iki yeli kanına da olsa kılar. Sevdirebilmek için de niçin namaz kılacağım sorusuna onların anlayabileceği dille makul cevaplar vermeliyiz. Rabbimizi sevdirmeye çalışırız. Sevgili Peygamberimizi sevdirmeye çalışacağız. En önemlisi, yine bunlar içinde de, kendimizi de sevdirmeye çalışacağız. Emine Şenlikoğlu abladan dinlemiştim. Bir baba, Müslüman bir aile, 9 yaşındaki çocuğuna hadi yavrum camiye gidelim diyor. Çocuk birden gitmeyeceğim diyor. Niye? Namaz kılarak senin gibi kötü bir baba olmak istemiyorum diyor. Adam eli sopalı birisi, biraz sert mizaca sahip. Hem namaz kılıyorsun, annemi tartaklıyorsun, namaz kılıyorsun, bizi dövüyorsun. Ben de namaz kılarak senin gibi kötü bir baba olmak istemiyorum diyor arkadaşlar. Adam namazı, boğazı unutmuş. Yemek boğazına diziliyor, fırlıyor gidiyor öbür odaya, yatak odasına, çaktırmadan gizli gizli ağlıyor. Hac sezonuyum, şimdiki gibi kura filan diyor. Hacca yazılmış, apar topar hacca gitmiş. Hacda hanıma, çocuklara bir daha ağzını açıp bir şey söylemiyor. Kabe'de en büyük duası, Allah'ım özür diliyorum. İyi bir eş, iyi bir baba olamamışım diye. Tövbe ediyor. Türkiye'ye döndüğünde bu işin uzmanı hocalarımızla görüşüyor. İyi bir eş, iyi bir baba olabilmek için neler okumam lazım diye. Arkadaşlar 2 yıl boyunca gizli gizli ders çalışmış, uygulamaya çalışıyor. Aradan 3 yıl kadar geçmiş. Çocuk tabii büyümüş. 9 yaşında, 11-12 yaşında olmuş. Çocuk diyor ki, baba ben de gelmek istiyorum seninle namaza. Hayırdır oğlum? Bu namaz diyor, ne güzel bir şeymiş diyor. Ya kıldıkça sende eski şey kalmadı sende diyor. Kardeşler, bir deney yapalım. Bilenler lütfen ipucu vermesinler. İlk defa deneyecekler olanlar için güzel bir şey. Hadi bununla bitirelim. Bak, bütün anlattıklarımı bununla test etmiş olacağız. Şimdi beni görüyorsunuz değil mi? Duyuyorsunuz da. Hadi gelin bu deneyi birlikte gerçekleştirelim. Şimdi elimizi birbirine sürtelim. Hadi bakalım hep beraber. Hadi 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 hep beraber. Biraz daha hızlı bir şekilde. Biraz daha hızlı. Ama sözüme dikkat edin. Biraz daha hızlı. Şimdi bana bakıyorsunuz ama biraz daha hızlı. Şimdi herkes elini ensesine koysun. Niye alnınıza koydunuz? Ben ensenize koyun dedim. Üzülmeyin arkadaşlar. Ben de orada olsaydım aynı şeyi yapacaktım. Niye? Siz benim söylediğimi değil, yaptığımı yaptınız. Oğlum namaz kıl, kızım niye namaz kılmıyorsun? E babacığım görmedim seni seccadenin üzerinde. E anacığım sen reklam arasında kılıyorsun. Bu namazın ne faydası var sana? İşin özü bu arkadaşlar. Sahabe efendilerimiz bizim gibi böyle saatlerce vaaz etmemiş. Yaşadıklarını, hissettiklerini paylaşmışlar. Arkadaşlar, binlerce konferansa katıldım. Kendimde de test ettiğim şey o. Ne kadar hissedersem karşı tarafta ancak o kadar hissettiğini gördüm. Ne kadar efendim dertlenirseniz bir şeyi karşı tarafta o kadar dertlenir. Bütün dert bu. Çocuklarımızın namaz kılmasını, sevmesini istiyorsa kendimiz önce namazımızı gözden geçireceğiz. İki takla, bir bakla, ya Rabbi gelsin sen sakla diye aradan çıkarıyorsak namazı, bizim çoluk çocuk da böyle olacak. Ancak bu kadar. Ama tadını çıkara çıkara bir namazın tadını keşfedelim arkadaşlar. İnanın. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyeceksiniz ondan sonra Yunus gibi. Sevgili Peygamberimiz ne buyurdu? Kul namazda kiminle sohbet ettiğini bilseydi asla terk etmezdi. E şimdi düşünün arkadaşlar, Galatasaray ile Real Madrid maçı var. Millet huşu içinde maç seyrediyor. Arkadaşlar, Galatasaray ile Real Madrid maçındaki huşuyu eğer 2 rekat namazda yakalayın bakalım, bir daha bırakabilecek misiniz? Bu aynı zamanda bize bir şey gösteriyor arkadaşlar. Neyi ne kadar çok sevdiğimizin de ispatıdır. Eğer kaçırdığımız, sevdiğimiz takımın kaçırdığı gole üzüldüğümüz kadar kılamadığımız sabah namazının efendim üzülmüyorsa kıymetli kardeşlerim, işte o zaman bizde bir problem var. Kaçırdığı gole üzüldüğümüz kadar eğer sabah namazına üzülmüyorsak suç bizde.
Ey iman edenler, iman ediniz diyor Yüce Rabbimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.